Şimdi böyle bir hastam var. Kafir. Fakat inanmadığım, reddettiğim bir metotla açılıyor. Ne yapacaksın bu kafa? Nasıl durduracaksın? Tıp aciz kalıyor. Tamam? Profesörsün. Bütün teknoloji emrinde aciz. Fakat inanmadığın, reddettiğin, belki de düşmanlık ettiğin bir şeye pat diye o metotla açılıyor. Şimdi bu kafasına giren yılan ve timsah yavrusu olmaz. Nasıl kemirecek onun kafasını? Devamlı kemirecek o. Allah. Bunu kabul etse kendisini reddetmiş olacak. Tabii kendisini reddedecek. İnkarcı, evet. İnkarda İslam karşısında. Şimdi onun metodunu kabul edince kendisini reddediyor otomatik olarak. Şimdi etmese, kabul etmese aklı kemiriyor bunu. Aklın içine yılan girdi. Kimseye yavrusu girdi. Neyle izah edecek? Tıpta çaresi yok. Adam bir tanesi 3 gün okuyor, düzeliyor. El açılıyor. El açılıyor. 2,5 sene tıbbın aciz kaldığı Alman tıbbı kapalı el açılmıyor. Geliyor bir adam, 2-3 gün okuyor, tak diye açılıyor. Şimdi inkarcısın, bir kendinizi koyar mısınız o profesörün yerine? İnkarcısın, reddettiğim bir dava metoduyla birisi gözünün önünde inanmıyor, kamera ediyor. Bir daha yapsın diyorsun. Şimdi eli açılıyor. Peki kabul etse kendini reddediyor. Etmese aklı kemiriyor. Başka çare yok hemşerim. Yılan kemirecek, devamlı kafanda kemirecek veya iman edeceksin. Başka yolu yok. Çok ilginç yani. Öyle acayip yakalandı ki. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar bismillah. Şimdi şeyden okuyorum. Sözlerden 36. sayfadan 36. 8. söz. Şimdi o bu mevzuyla da alakalı iki leva sergileyeceğiz. Aynı bunun gibi. Yani reddeden, reddedilen. Konu şu. İnkarın getirisi. Hani bir hafta imani ders, bir hafta psikolojiydi ya. Bu hafta imani ders. İmanın getirisi ruhsal boyuttaki karşılığı ve hayattaki eylem olarak görüntüsü, küfrün psikoloji ve ruhtaki kazanımları neler getirmiş, ruha neyle besliyor, bir de küfrün eylem olarak hayattaki yansımaları, onu okuyacağız. Bio. Burada sağ yol ve sol yol bir simgedir. Mitolojide anlatılıyor. O tabir kullanıldığı için, yoksa sağcılık solculuk değil. Bakınız, sol yolun bedbaht yolcusu, ilk önce onu ele alıyor. Hayatı nasıl yorumluyor? Her vakit ejderhanın ağzına girmeye muntazırdır, titriyor. Yani hayatı yorumlamak. Kabir nasıl anlıyor? Kabir şöyle anlıyor. Yavrum bir dur. Bak, o kabiri yorumlaması... Onu bir cümleyi okuyayım. Diyor ki, şimdi müsbet yolu anlatıyor. Ben diyor, olaylar karşısında diken tabirdir. Dikenli yolda tayran ederim, sen gibi batmam. Yani hayattaki olumsuzluklar yaşarken kazadır, beladır, musibettir, kanserdir, ölümdür vesaire. Ne aklınıza geliyorsa hayatın gerçeklikleri. Bununla yüzleşmekten kaçma, kaçınma. Dertlerini unutmak, örtmek yolunu tercih etme. Onunla yaşamayı öğren. Psikolojiyle. Çünkü eğer bastırırsan, örtmeye kalkarsan, o seni gizliden gizli kemirir. Yer yani. Haberin olmaz. Onu yorumlaman gerekiyor. Yani kabir izah edilmezse, ölüm izah edilmezse insanlığın dünyada rahatı yoktur.
Ya meyhanedesin ya da düşünce boyutundasın. Aklı uyuşturmaktan başka çaren yoktur. Ama çare de değildir. Dün birisi aradığı gibi. Abi diyor, soruyor güya çaktırmadan. Ya intihar edince ne oluyor diyor. Yani cenazesi kılınıyor mu efendim? Allah nasıl bakar diyor. Ha? Niyeti var gibi geldi. Keşke dedim ölüm, intihar etmek, ölüm çare olsaydı ilk başta ben yapardım. Bediüzzaman tarihçiler de öyle diyor. Eğer ölüm beni intihardan men etmeseydi bugün sahip toprak olmuştu diyor. Evet. Ha? Dayanılmaz bir şey. Ne yaptı? Hayatı yorumlama yolunu seçti. Yani önümüzde direkt sana veya seninle mensup olan çoluk çocuğuna, anne babana, dayına, kardeşine, köylüne vesaire, devletine, milletine olumsuzluklar rastlayacaksın. Onları yorumlama melekesini öğrenmek zorundasın. Yani bunlar irsi değil, miras kalmayacak. Bu kazanılandır, öğrenilendir. Bak, dikenli yolda tayran ederim, sen gibi basmam ama. Dikenlerde yürüyorum ama sen gibi basmıyorum oraya. Ferşten aşağı şükran ederim, sen gibi asmam. Bak şimdi, yerde olanlar hadiseleri yorumlayınca aleminde bir negatiflik çıkmıyor. Çünkü beklenilmeyen bir şey, bilinmeyen bir şey düşman olabiliyor. Ama bilinen bir şey düşmanlıktan çıkıyor. Tedbir de alıyorsun. Mesela çöplükte değil. Bomba var. Bilmesen bir derece geçebilirsin ama bildikten sonra ne yaparsın? Tedbir alırsın. Bir de bunu şöyle de yorumlayabilirsin. Mahallenizde birisi var. Nasıl bir adam ya? Tehlikeli bir adam belli değil ya. Tehlikelidir. Ama tehlikeli dahi olsa, tehlike olduğu bilinirse tehlikelikten çıkar. Biliniyor. Tedbir alır. Bak. Mefte ölüme, ecele, dost bakarım, sen gibi korkma. Dost bakarım. Nereye? Mefte, ecele. Dost bakarım. Niçin? Çünkü hayatın bir hakikatidir. Yani bu serüven, insanlık serüvenini eden bu insanlığın son kararına doğru giderken rastladığı ve gerçekçi olan bir hakikatin muhatap olunuşudur ölüm. Madem karar, darın karar, cennet cehennemdir. Bu serüvende, bu insanlığın seyahatinde bir hakikattır. Ölüm arkadaşlar, ölüm diyoruz biz camide vaazda imamlık yaparken. Öleceksin sana diyoruz ama ölüm değil aslında. Ama öyle tarif edeceğim. Nasıl tarif edeceğim? Hususi burada konuşuyoruz. Ayet diyor ki küllü nefsin zayikatın mef. Küllü ruhun zayikatın mef demiyor. Her nefis ölümü tadacaktır. Her nefis ölmeyecek. Ölecektir de demiyor. Tadacaktır. Tamam mı? Şimdi şöyle diyeyim. Sekerat'ta böyle duruyor. Ölmedi daha. Bir arada hiçbir boşluk yok ya. Bir şey var. Sekerat anında artık o pencere açılınca, ama burada nefes alıp veriyor. Ama oraya da geçmedi. Buradan da tam ayrılmadı. Bir berzah var. Koridor. Onun adı Sekerat'tır. Bakar böyle. O anda tövbe kabul olmaz. O zaman hiçbir ara boşluk yok. Geçiyor oraya. Yani uykudayken, yatarken demiyorum, yattın uyudun. Uyurken rüyaya geçmen. Ara boşluk, uykuyla rüya arasında bir şey yok yani, boşluk yok. Oradasın zaten. Onun gibi. Onda 70 kat daha ilerisi. Çünkü duran adam nasıl, hiç unutmuyor. Mehmet amca nasılsın Afyonlu'yu? Almayan da. İyiyim hocam. İyi. Ne abi, şey yapayım mı dedim. Ne okuyayım? Ne oku? Rahman mı okuyayım? Tebareke mi okuyayım? Yasin mi okuyayım? Anmayayım. Camide mezinlik kısmı yapardı. Duruyor. Allah.
Haşir meydanında. Ama tek tek dura dura ben çabuk okuyorum ki zaman geçmez. Allah Celle Celaluhu haşirde ve cennette ne okuyacak? Allah okuyacak. Tamam. Rahman oku. İnan şöyle halakat insana min salsalin kel fahar oralara geldim ve gelmedim. Çünkü ondan sonra biraz şey olduğum için hatırlayamıyorum. Ama peki duruyor. Ben anlatmak istediğim şu. Bir anda Abdullah inan. Böyleydi ya, düzeltiyorlardı. Vücut her şey bitmişti fonksiyon. Bak sekiratı anlatacağım. Bitmiş. Nefes baktım alıp veriyor. Aklım alıp veriyor. Anladım ki sekirata geçmiş. Tövbe bitti. Ama dünyalık da değil. Anne karnındaki çocuk. Hmm. Kaç aylık diyorum? 9 ay. Dünyaya geliyor kaç günlük bacım bu? Bir günlük. Yani 9 ay bir gün olacak bu. Evet. Yani 9 aylıktı. Dünyalı ise yaşı olacaktı. Evet. Dünyalı değilse dünyada ne işi var anne karnında? Peki nerede o? Dünyalı olup da yaşı olmayan olur mu? Dünyalı ama yaşıyor. Şimdi ahirete geçmedi. Nefes alıp veriyor. Gülüyor. Bedensel şeyler, fonksiyon gözüküyor. Ahirete geçmediyse niçin tövbesi kabul edilmiyor? Dünyalık değil de ondan. Dünyayla hiç alakası kalmamış. Tövbesi de bitmiş. Firavun'un Kızıldeniz'deki o Musa'nın Allah'ına secde ettim. O da bir berza. Evet. Hemen anladım. Çünkü çok bulundum ya sekeratta. Helal iyi olsun. Çok bulundum. Öyleydi. Dedim ne yapacak? Bu toparlanma vücut kastı. Bakalım mu yapacak böyle? Bakayım ne yapacak Mehmet amca? Mezinlik yapardı. Böyle bir toparladı. Öyle bir durdu. Yani bir febi eyyala diyebileceğim kadar yani ayeti anladım. Anlamam geldi tabii. Çünkü gidiş çok acayip. Okuyana da şey geliyor. Hmm. Rahatlık geliyor. Elhamdülillah ümmet-i Muhammed'e bir tanesini de kaptık diye. Ondan sonra şey anlatmak istiyorum. Berzah yok. Kopuk yok yani. Tadı yok o kadar. Fark ediyor. Fark ediyor. Yani niçin böyle yaptı? Bıraktığı alemi biliyor. Akıl yok olmuyor arkadaşlar. Bütün hastalar, bütün depolar yaşadığınız, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle aşağı. Bütün yaşantıların var ya, günahın, sebabın, isyanın, sebabın, ne bileyim, orucun, içkin, her şey bir anda bütün oluyor, tek oluyorsun. Bu nasıl ağaç, oluyor abi? He? Bu nasıl oluyor? Bak, ağaç çekirdek oluyor. He. Yani ağacın, çınar ağacını düşün, 500 senelik yaşamış, detay çekirdeğine konaklandı ya. Nur olduğu için nurani, mesafe zaman yok. Ne yapıyor? Bütün çınar çekirdeğinde, bütün güneş bir fotonda, bütün insan bir spermadaki hücrede cem olduğu gibi, bütün hakikat ruhta cem olduğu gibi, bütün hayat tek oluyor. Yaşantın tek oluyor. O muhatap oluyor. Bu o ana mahsus yoksa bu insanın hayatında belli zamanlarda belli şartların ortaya çıkarması da olabilecek. Oluyor. Mesela oluyor bir tanesini anlatayım. Neyse. Yapayım anlatayım. Aynı oluyor. Ben anlatayım abi. Asya'da akrep soktu ayağımı. He? Akrep soktu ayağımı. Doktora gösterdim. Bir de şeydeyiz. Arazideyiz yani. Bir şey değil. Birlik değil yani. Dağda. Doktor dedi ki şu şeyleri uzatmayalım olursa gel dedi. 15-20 dakika sonra ayağımı toplayayım dedim baktım ki ayak yok. Yani bırak o şeylerin olmasın halka halka bu kızarmış ayağım komple uyuşmuş. Sürükle zorla götürdü arkadaş beni. Doktor da görünce paniğe kapıldı. Çünkü tamamen buraya kadar çıkmış akrebin zehiri. Hemen iğne falan 2-3 tane birbirine karıştırdı panzehir. Çünkü akrep zehirlemese, o iğneyi vursa o zehirleyi öldürüyormuş. Öyle bir iğne. Biraz da acemi karıştırdı. O iğneyi vururken o dediğin oldu abi. Bütün hayatımın geçmişi baştan ta o dakikaya kadar hepsi bir anda gözümün önünden geçti. Şimdi o bir tek bütün oluyor.
karşılaştığım bir hadise şu. Aklı melekelerin, meliklerin, melekelerin, melekelerin, melek türetilmiş oradan. Geçmişini biliyor zaten. Yok ne demek biliyor? Zaten sende. Hepsi canlı ve ruhludur geçmişin. Muhatap olduğun, gideceğin yerde gözüküyor. Ama ben görmüyorum. O pencere açılıyor. Nasıl ki burada bir şey gözükmüyor. Açın televizyonu. Amerika burada. Öyle değil mi? Açın televizyonu Amerika mı? Bir tane sonra kamerayla geçsin diye Washington'u çeksin. Amerika'yı burada seyrediyor. Hani bir şey yoktu. Burada televizyonda ekranda gözüküyor. Oraya bakıyor ama biliyorsunuz ki görüntü buradadır. Böyle. Bütün alemi bir noktayla muhatap oluyor o hakikat. Ölümü anlatıyor sekeratı. Hiç ara fasıl yok yani. Kopma yok. Öyle bir şey yok. Tadacaktır diyor. Fark edecektir. Bir bakıyor. Niçin böyle yaptı? Anlatacağım. Yapmasının sebebi bıraktığı alemle gideceği alemle bir mukayese ediyor. Dağlar kadar fark var. Bir bakıyor ki Allahu Ekber. Ancak bedense ses veremez. Alkışlayamaz. Konuşamaz. Vesaire. Ancak o şeyi gayri ihtiyari uykuda da bir şey yiyen adam rüyada yapar. Ancak ağız. Yalnız depremde de ses çıktığı gibi sekeratta kaybeden değildi inşallah kaybetme ama iyi gitmediğinin alametlerini de şöyle gördüm hep. Hepsi Anadolu tabiriyle boğurdu derler. Yani nara attı. Mesela yapamıyorum ama Başıbüyük Kartal Hastanesi'nde rastladığım bir şeyi böyle şöyle yaptı. İstemiyor, küfür ediyor Kur'an okumayı ama kralse küfür ediyor. O şeyi geçmiş yani mokta geçmiş. Ben şöyle yaptım. Diye feveran etti. İnanın bana onda birini yapamadım. Nasıl oluyor? Sesini yapamadım. Telledim ya. Çünkü o zatı gördüm. En neyse. Allah'a emanet. İmansızlık. Çok kötü. Allah kimsenin başını ver. Peki o zat Çin ne buldu yani? Ne olacak şimdi? Düşündükçe çıldırısım geliyor. He? Ne olacak o? İmansızlık başka bir şeye benzemiyor ya. Bak mefte ecele dost bak. Kabre gülerekten girerim sen gibi ürkmem. Bak kabre. Çünkü bir başka bir boyut yani. Bilmem o dört ağaç dersini dinlediniz mi? Orada yani enlem ve boylam iki boyutta olan üç boyuttaki bulunan bir kişi. Üçüncü boyutta enlem boylam derinlikte olan kişi. En ve boylamı ne kadar her tarafını ihata ediyor. Üçüncü boyutta olanı dördüncü boyutta her tarafını görüyor. Vesaire böyle gidin. Zaten ilim 10. boyuta kadar gidebilmiş. Ondan daha ileri gidememiş şu anda. Bende de böyle bir hal olmuştu. Bu nasıl oluyor diye Allah'a şükür için anlatacağım. Bayama bini ümmete rabbike fehaddis. Rabbine şükür için tadat et. Örnek olur diye hep kendisiniz de. Allah'a hamd ediyorum. 10 saniye bile olmadı. Tabii belki de 3 saniye. Bir anda böyle dershanede kitap okup tefekkür ederken ölümle dünyanın tamamen sıfır eşit olduğunu gördüm. Yani hiçbir fark yok bir anda geçiş. Yani aynı bir sayfanın bir kitabın sayfaları gibi. Bu kadar eşit yani hiçbir halette hiçbir hisse bir endişe yok. Allah Allah yani anlatamıyorum tabii şimdi ama dünyada olmayı ile kabirde olmayı aynı gördü. Hiçbir şey görmedi.
Yani öyle bir hal tabii o. Anlatamıyor bunu. Bak şimdi ötekisini anlatıyor. Ejderhalı kabiri nasıl yorumlar? Kabir gözüken nedir? Gözüktüğü gibi yorumlar. Ve mecburdur buna. Çürüten, içine alan. Ejderha ne yapar? Adamı yer. Bir daha ne olur? Timsah olursun zerrelerin. Pislik olursun. Bir daha güneş yüzü görecek misin? Yok. Yokluk ağzı. Ejder ağzı vahşet yatağı. Vahşet yatak. Yatılan. Yani zerratına dönüldüğü bir yer. Ama peki bu zerreyi oraya koydun. Atomları. Ruhunu nereye koyacaksın şimdi? Ben de bazı da ateistleri diyorum. Bu ölü, ölen nereye gitti? Hiçliğe gitti. Tamam. Hiçlik kelimesini irdeleyelim. Ben bu bardağı koyabilmem için bir yer, o bardakta bir yere koy diyor. Bu cesedin atomunu mu koydum toprağa? Ruhumu nereye koyacaksın? Toprağa koyamazsın. Ruh bir yere gidiyorsa, gidebiliyorsa, ki gidiyor, ruh gitti diyor. O zaman ruh bir yere gidebiliyorsa, ruh varlığı ne kadar kesinse, gittiği yerde onun kadar kesin. Eğer orada öyle bir yer olmasa ruh oraya gidemez. Yani gelen siz geldiğiniz alemin vücuduna delil olduğunuz gibi daha önce burada mıydınız kardeşler? Bir saat önce, iki saat önce. Yok. Geldiniz değil mi buraya? Biz de bu dünyada daha önce var mıydık 50-60 sene önce, 100 sene önce? Yoktuk. Gelmekle neyi gösteriyoruz? Gelmeyle hem bu geldiğimiz yeri ispat ediyoruz, gelinebildiğini gösteriyoruz. Hem gelmeyle de geldiğimiz alemin vücudunu ispat ediyoruz. Çünkü geldiğime göre geldiği alemin varlığı ortaya çıkıyor. Hani gelen geldiği alemin ispat ettiği gibi giden de gittiği alemin delilidir. Çünkü gidebiliyor. O zaman vahşet yatağı görüyor kafir. Hiçlik boğazı öyle değil mi? Her şeyini yok ediyor. Mercedes'in yok oluyor, hanımın yok oluyor, çoluk çocuğun, maaşın, şöhretin, siyasetin. Ölünce bitiyor. Böyle düşünüyor yani. Oysa bizde böyle bir şey yok. Peki en azından dünyada böyle yaşamak. Ya böyle ya böyle. Hiçlik boğazı sen gibi görmem diyoruz da. Nedir peki o zaman? Ahbaba kavuşturur beni. Kabirden darılmam, sen gibi kızmam. Ha lanet olsunlar sana. Bir tekme de atmam yani toprağa. Ahbaba kavuşturan bir şey. Kabirden darılmam, efendim sen gibi kızmam. Devam ediyor. Ben şimdi gene şey yapayım, oraya geçeyim. Kabir demek ki yorumlanması gerekiyor. İzah edilmesi lazım. Belki benim böyle bir problemim yok. Bir tanesi bana dediği gibi. Dedim Allah ile ahirette kabile nasıl dedim durum aranız nasıl? Benim böyle hobim yok diyor. Hobiymiş bu. Yani bir spor, balıkçılık, top oynamak. Abi sporu gibi bir şeymiş. Oysa balıkçı, herkes balıkçı değildir. Herkes futbolcu değildir ama herkes insan. Herkes ölecek. Ölecek. Ama herkesi meşgul eden bir hakikat. Ve muhatap olacağım bir şey. Göz yumdun. Deve kuşu gibi kafanı kuma soktun. Nereye kadar? Yani sen bu tür şeyleri düşünmüyorsun da. Ben bunları düşünmüyorum. Azrail'i hiç düşünmüyorum. Azrail herhalde beni unuttu. Niye? Yani insanlar arasında öyle yapar da. Ne cenaze ne? Ne cenaze mi? Tamam. Ben seni unuttum. Sen de beni unuttun. Öyle bir şey yok. Azrail'i unutsan da unutmasan da o var. İnansan da inanmasan da kabir var. O zaman bu kabire girecek misin kesin mi? Ondan sonrasını yorumluyoruz işte. Böyle düşünürsen dünyada ne olur? Böyle düşünürsen ne olur? Yani ahiretin varlığını ispat dersi değil. İnanmanın bu dünyadaki karlarından konuşuyoruz. Bir kere inanmasan kabiri her vakit senin içine alacak ejderhanın ağzı ve onu her an bekliyor. Ne zaman piyango çıkarsın? Öyle değil. Her an ölecek misin? Kabiri de nasıl yorumlamıştın? Ejderha ağzı. Yani beni yutar. O zaman dünyada bekleyişim şu. Kabirdeki sıramızı bekliyoruz. Yani ejderhanın ağzı, kabir ağzı ejderha ağzına benziyor ya böyle. Yanıma açık. Peki Müslüman ne düşünür? Çikolatalı bir ders. O da diyor ki
meyvedar ve revnekdar bir bahçe davetimi bekliyor. Yani meyvedar ve nurani, iltifatkar ve bahçe, tarla, herkes seni biliyor ve şuurlu bir alem. Böyle bir alem. Nöbetimi bekliyorum. İkisi de bekliyor ama. Birisi bu zihniyetle bekliyor. Birisi bu zihniyetle. Hemen ben bir parantez açıyorum. Hazreti Ali'ye geçmek istiyorum. Hem de bu noktadan bakın. Hazreti Ali'ye Yahudi diyor ki Yahudi diyor, sen niçin ahirete inanmıyorsun diyor. Hazreti Ali diyor ki, sen inandın diyor. Ne karın var diyor. Hazreti Ali diyor ki, bir kere diyor bu taraf kalsın. Kabire bakışımızı beraber değerlendirelim. Yahudi diyor. Diyor ki, sen diyor yok dedin ahiret. 22. sözde geçiyor bu misal. Sen ahiret yok dedin. Ve dediğin doğru çıkarsa karın var mıdır diyor. Bak ahiret yok. Yokluk. Ben de yokluğunu iddia ettim. O şekilde yaşadım. İsabet ettim. İsabet ettiğim davanın bana mükafatı var mıdır? Aferin lan sana. Sen tam isabet etmişsin. Lan sana bir varlık. Böyle bir mükafat kaynağı var mı? İsabet ettim. Dikkat edin. İsabet ettim. Yok. Yokluğunda isabet ettin. Yokluğunda isabet ettin. Lan zaten yok dedin. Yokluğu çıktı. Al sana lan yokluktan bir varlık diye. Mükafat yok. Yok. Ben de girdim kabire. Bana da bir ceza yok. Ha, sana... Ya ben de Müslümanım ya. İbadet ettim. Bana da bir ceza yok. Yoklukta bana da ceza yok. Şimdi bunu bitirelim. İnandı yokla, sarı yok, isabet etti. Müslümana girelim. O da otomatik olarak Yahudinin tersidir. Yokluk çıktı. Yokluk çıktı ya, Yahudinin de doğduğu çıktı. Dolayısıyla Müslümanın dediği yanlış çıktı. Yokluk çıktı. Bana ceza veren yok. Niye sen varlığa inandın? Al sana yokluktan bir varlık cezası diyen yok. Yani ben inandım İslamiyet'e devamı. Yanlış çıkması halinde zarar ihtimalim yok. Mesela ne olabilir arkadaşlar? Girdim kabire. Gel lan buraya. Sen niye varlığa inandın? Sen kabir var dedin. Nüker mekan var dedin. Haşir cennet var dedin. Sen niye varlığa inandın lan? Yokluktu. Ona demeyecek misin? Sen kimsin o zaman? Demek ki inandığım dava yanlış çıkarsa zarar ihtimalim yok. Karında yok ama. Yahudi'ye dönüyoruz. Aşık mıydı? Yahudi'nin dediği o zaman doğru çıktı. Karı yoktu. Yahudi'nin %50 ahiretin varlığı %50. Ya vardır ya yoktur. Değil mi? Ahiretin varlığı ya vardır ya yoktur. İkisi olamaz. Hem vardır hem yoktur yok. Ya vardır ya yoktur. Bu mantıkla bakıyoruz. Yahudi'nin A şıkkı isabet etmiştir. Şimdi B şıkkına bakalım. İsabet etmedi. Bedeli nedir onun? Yahudi var dedi, yok dedi. Varlık çıktı. Sonsuz cehennem değil mi? Peki bu %50 ihtimal sonsuz helaket nazara alınıp yaşanır mı? Yahudi'nin %50 dediği çıkmadıysa Müslüman'ın %50'si doğru çıktı. Müslüman var dedi, varlık çıktı. Kârı nedir? Evet. Allah ve cennet. O zaman toparlıyorum uzatmamak için. İnanmanın yanlış çıkması halinde zararı yoktur. İnanmanın doğru çıkması halinde sonsuz menfaati vardır. İnanmamanın doğru çıkması halinde kârı yoktur. Doğru çıkmaması halinde sonsuz helaket vardır. %50 böyle bir potrenin karşısında, resmin karşısında müeyyidesi var kesinlikle. Bu inanmak Galatasaray, Fenerbahçe tutmak gibi değildir. Bu müeyyidesi var, bedeli vardır. O zaman böyle bir korkunç felaket ihtimali bir tarafta var, bir tarafta hiç zarar ihtimali yok. İnanmanın zarar ihtimali yok, kârı varsa sonsuzdur. İnkarın kâr ihtimali hiç yok, zararı varsa sonsuzdur. Böyle bir %50 helaketi kim göze alıp gidiyor? İstanbul'da bilmem ne deprem olacak, bilmem kaç ihtimalle adam, tamam mı? Gecesi dışarıda sokakta geçiyor, arabalarda yatıyor diye. O zaman şimdi dünyada yaşıyor. Bu nazarla bakıyor şimdi Müslüman. Ben inandım, inancı bana şunu vaat ediyor.
Bu inandığın sana parlak, saadetli, istediğin bir alem, seni tanıyan, senin bütün ruhlarını cevaplayacak bir alem seni bekliyor, nöbetini böyle bekliyor. Kafir ise, inkarcı ise şöyle bekliyor. Kabir nedir? Ejderhası, piçlik yatağı, efendim yokluk boğazı. Tamam, böyle görüyor. Şimdi nöbetini bekliyor mu? Peki bunu ne yapması lazım? Unutması lazım. Kabirle kendisi arasında duvar örmesi lazım. Kâh içkiyle, kâh kadınla, kâh şöhrette, kâh kumarla. Hep bunlar. Yani bu kahvede vesaire olanlara ben onlara çok değer veriyorum. Niçin biliyor musunuz? O insanlar akıllı aklını kapatmak için uğraşıyor. Bir doğruyu bulsa var ya, sen de benden daha iyi olacak. Hani böyle sallana sallana lakayt camiye giden Müslümandan daha ciddi olacak. Bunların örnekleri çok vardır. Sonra dönüş yapanlar çok sert hizmet ediyorlar. Çok acayip. Onlara ben değer veriyorum ve akıllarına ve bu kadar ciddi alıyorum ve akıllarına hitap ediyorum. Ve bulduğu zaman öyle bir yapışıyor ki. Devam edeyim. O bedbaht elin bir dehşette, azim bir korku içinde kalbi parçalanıyor. Hangi hadise olursa olsun arkamız ön tarafı olayların arkası karanlık. Bilinmiyor ki. Şimdi deprem olacak mı kardeşim İstanbul'da? Belli değil. Acaba tavan inmesin mi kafama? Acaba bende kanser var mı? Ondan sonra karım, kızım, evladım kabire girdi. Nerede? Belli değil ki. Ama bu kesin belli. Kabirden öteye. Bir daha görecek miyim? Hayır. İnkarcılığın ruh aleti bu. Bir daha görecek miyim? Hayır. Ne yapıyor? Bilmiyorum. Bilmek istemez miyim? Hem de ne kadar. Askere gidiyor. Bir hafta telefon gelmese çocuğundan, evladından teröristler vurdu da endişe ediyorsun. Peki orada teröristten endişe ediyorsun. Ya kabir varsa zebaniler oğluna kızına neler yapıyor? Bir gün kızın, evladın, annen, baban, karın, anan yolu şaşırsa İstanbul'da ne o nereye gittiği belli olmayan yatabilir misin kardeş? Anneler mesela şu sesimi duysa ona diyorum. Diyorum ki yatağı düşünün evladının yatağını. Mesela eski yataklardan bahsediyorum böyle pamuklu da tümsekli falan var ya açılmamış rahmetli anam. Biz daha Mısır'ın koçanlarını yatırır bize. Şimdi Mısır'ın böyle soydukları şey. Sonra pamuk. Nerede pamuk o zaman? Şimdi mesela inişli çıkışlı yatakta çocuğunu yatırır mı? Yatırmak zorunda kalsa bile ne kadar elem alır inişli çıkışlı yatakta çocuk yatıyor. Böyle bir ana şefkati alıyor çocuğunu. Kabire kayaların ve taşların üzerine koyuyor. Yani yatıyor, yani mezara koyuyor. Peki o annenin ruhunda açtığı azabı ve yarayı neyle tedavi edeceksin? O meremi neyle süreceksin? Ebedi cennet. Yani o yarayı nasıl dikiş açacaksın? Ebedi bir de. Bir daha çocuğun odasına gelmeyecek, yatağına girmeyecek. Böyle bir anne hemen geliyor diye tak diye tutuyor onu. Merak etme diyor. O sen ebedi alemde evladın olacak diyor. O sensiz sonsuz alemde cennette beraber olacaksınız. Şimdi bir kafa çıkıyor ötekiden. İnanma ona. İnanma. Olur mu öyle şey? Hiç diye gitti. Yok oldu. Senin çocuğun var ya. İlan, çıyan, akrepler geldi. Yedi onu. Ne iş olacak? Daha bir daha görüşmeyeceksiniz. Görüşme ihtimali de yok. Sen de yok olacaksın. Adeta mağlubun mağrubi gibi. Aferin lan. Nereden çıktın söyledin ya? Ben az kaldı Müslüman'a inanıyordum. İyi ki yokluk dedin ya. Aferin lan kardeşim diye. O fikre sarılır mı? Ne vaat ediyor ki sarılıyorsun? Ne vaat ediyor? Hiçlik. Başka yok olacaksınız. Senin evladın en ufak sıkıntısına, diş ağrısına, sırtındaki pamuğundan rahatsız olan, kıçındaki bezi almadığından ağlayan çocuğa rahatsız olan anneye diyor ki yok oldun, hiç olacaksın. Yılan o çocuğun var ya yılan yiyecek. Akrep yiyecek, böcek yiyecek. Delilim de şudur. Eti koy bakalım toprağın altına 10 gün sonra aç. Bakalım kim yemiştir. Çocuğu da böyle inecek. Et gibi düşünüyor insanı. Ruhsuz düşünüyor. Odun parçası düşünüyor. Demiri toprağa attığın gibi düşünüyor. O insan. İnansız insan. Ve yani burada ruhu memnun edecek haber değil ki. İyi ki söyledin ya. Az kaldı ben varlığa inanıyordum ya. Peki orası öyle veya böyle. Onu incelemiyoruz. Var mı yok mu? Ama burada senin ruhuna ne kazandırıyor? Yani bu katkısı ne oluyor? Dünyada yaşarken sen ruhunu rahatlatıyor mu? Negatifliyor. Pozitif mi istiyor?
hastanelerde bile röntgen odalarına hamile çocuklar işi olmaya girmesin diyor. Niye? Röntgen yersiniz. Negatif insanlarla oturmayın diyen de onlar. Çünkü moralinizi bozar diyor. Tamam mı? Şimdi negatif hep olumsuzlukları odaklanıp onun konuşan adamın yanında oturulur mu? Oturulmaz kardeşim. Hep mahvolduk gittik. Kral şu oldu bu oldu. E peki o zaman peki bu negatifliğin özü değil mi inkarcılık? Yani dünyada ruhundan bahsediyorum. Sana kazanımın. Şimdi buna bakalım. Şu bahtiyar ise leziz bir ibret, tatlı bir hal, mahbub bir marifet içinde garip şeyleri seyir ve temaşa ediyor. Bu da olayları yorumluyor. Bakın. Depremleri, hastalıkları, musibetleri, boğulmaları, öldürülmeler, ölümler, ne aklına geliyorsa, kanser. Bak nasıl yorumluyor. Diyor ki, bak tekrar ediyorum. Ahiretteki durumu konuşmuyorum. İnancı veya inkarın bu dünyada insanın ruhuna ne kazandırıyor? Şimdi inanan bir ruhta şöyle karşılık buluyor. Boğulmalar, depremin altında kalmalar, kanserli, felçtir, ayağın kopmadır, kol kopmadır. Şöyle değerlendiriyor. Olaylara leziz bir ibret olarak bakıyor. Allah Allah. Mesela dediğim gibi o Adana'daydım. Deprem oldu. Gül 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 gülüp geliyor. Hocam çıkalım. Çıkmayın korkmayın. Ne abi dedi ya. Ayet-i kerime var dediler ya. Bilerek kendiniz tehlike atmayız. Hiç unutmuyorum. Allah rahmet eylesin. 10 sene önceki. Hemen de ayet aklına gelmiş yani. Hemen de aklına gelmiş ki. Dedim ki arkadaşlar doğru. Biz burada ölmeyiz. Merak etmeyin. Bu deprem de burayı yıkmayacak ve deprem sallandı ya, ondan sonra çıkalım artık, devam eder diyor. Yani iki kestim ama. Arkadaşlar şu anda abdestteyiz, dershanedeyiz, bu nasıl böyle. Biz bu halimizde ölürsek dinimize göre şey, öldüğünüz hatırlamazsınız. Şey, imanı olmak şartıyla şeyin zinasından, içkisinden hiçbir şeyden hesap yoktur. Nasıl olur sana ne? Allah'ın ortağı mısın? Ben bir sormuyorum diyor. Sorulması lazım diyene ben de diyorum ki Allah'ım ona sor. Bana sorma. Çünkü benim adıma iddia etmesin kimse. Baba diyor ki bana sormuyor. Ya Rabbi şey de değil bütün diğer zamanında da sorma bize de. Adam ile sorulmak istiyor. Tamam bir kardeş o kadar. Şimdi bu depremde biz ölsek şeydir. Şehit olacak adam mıyız? Herkese nasip olur mu? Olmaz. Dedim hangisi dedim şehit olacak adam var burada? Bir tanesi eli kaldı. O zaman bir şehit olacak adam değiliz. Oturmuş oldum. Bu adam Allah rahmet etsin. Bekir ağamız. 10 sene sonra işte. Kaç sene önce olduysa. 3-4 sene önce şimdi vefat etti. Normal öldü. Ama o anda dersen dersiydi şehit olacak. İnşallah gene şehit olmuştu. Bilemiyoruz ama. Ama zahiri şeriata göre. Şimdi niçin Hasan bunu söyledi? Olaylara leziz bir ibret. Yani ibretle bakıyor. Yani arkadaşlar filmin başı var, bir sonu var. Başı ezel, sonu ebed. Biz bu senaryonun içinde bir kareyi biliyoruz. Filmin bir tanesinin resmini biliyoruz ve resmin altındaki, şu resmin altındaki noktaları, şunları, bunları konuşuyoruz bütün ömrümüzde. Ama bu resmin başı var, sonu var, ilerisi var. Tamam mı? Allah bizimle muamele ederken resmin başıyla sonuyla muamele ediyor. Biz senaryonun, filmin içindeki tek bir kare resmin altında niye nokta var? Niye çizgi böyledir? Tamam mı? İleride diyeceğiz ki o çizgiye. Ha, öyle miymiş ya? Tamam mı? Şimdi olumsuzluklar başka bir şeyin tetikçisi olduğunu, ruhta bir inkılabın vesilesi olduğunu, olgunlaştırmaya vasıta olduğunu bilmiyoruz ki, zemin olduğunu bilmiyoruz ki. Ha şimdi Cenab-ı Hak bizi muamele ederken bir, Allah Allah'lık yapıyor. İki, esma ve sıfat hükmünü icra ediyor. Üç, melekler seyrediyor. Dört, ahirete ve alemi gayba sermedi manzaralar oluyor. Beş, ruhun inkılabatı oluyor. Altı, insanın aleminde vahid-i kıyası oluyor. Ve yedi, ruhaniyata sermedi manzaralar teşkil ediyor.
Daha nice hikmetler sayılıyor. Ama biz niye? Niçin? Bir tane sebep için. Oysa nice şeyleri var. Ahirette bunları karşılığını görünce ha diyeceğiz. Mesela misal. Basit bir şey söyleyeceğim Engin. İnsansız bunu yorumlayın. Bu niye kırık? Ana aptal bir adam ya. Gelin. Bu ne bu? Demirik kırmış. Böyle olur mu arkadaş? İnsansız bu gerizekalılık değil mi ya? Bunu nasıl kıvırdı adam? Niye kıvırdı ya? Şuraya bak bir de oynuyor ya. Şuraya bak ya komple olması gerekiyor. Bak buraya dermiş. Bak bu da oynuyor ha. Bunu hiç bir mana veremezsin. Sığıra mana olur mu? Sığıra göre yorumlayın. Olur mu? Sobaya göre takalım bunu. Bak şimdi. İtirazımız çok sayarız. Çukur yapmış bir de. Ben böyle bir cam. Böyle düz yapsana. Bak şimdi. Ha, meğer kulak içindir. Kulaksız bunun manası yok. Anahtar kilit. Anahtarın içi çıkışları yok mu? Ne aptal adama bak ya. Şu demirini yapmış böyle böyle. Lan düz yapsana kardeşim. Bak şimdi mantıksızı bak nasıl mantık olacak. Ha. Hani burası ki ha. Oynak. Meğer kırmızı olmak soymasın diye boynakmış. Çukuranım. Ha diyoruz değil mi? Her şey yerine oturdu mu çukka diye? Oturdu. Ha senin dünyadaki hayatın da ahirete göre ha. Ha olacak. Anlayacaksın. Kim yaptı bunu? Sen mi yaptın? Yok. Beni bilen birisi yaptı. Çünkü bunu bana veren gözümü gördü. Gözümü gördüklerini de gördü. Gözüme ne yakışıyor bunu taktı. Allah da bana yaparken muameleyi beni görüyor. Gördüklerimi, istediklerimi, ruhumu da ruhumun gördüklerini de görüyor. Ona göre bana muamele ediyor. Demek ki bu Müslüman bir ibret teşhirgah sanat ilahide bir şeyde ne diyorlar? Müzede. İbretle bakıyor. Sonra Müslüman'da korku yok mu? Ama tatlı bir haf var. Yani korkuyla hani şeye benzetiyor onu. Üstad gene burada. Bir yaşındaki çocuğun en tatlı hali psikolojik, ruhsal olarak edebiyatta böyle camidatı konuşturuluyor. Çocuğu konuşturuluyor ruhunun. Senin en tatlı hali nedir? Şefkati validemden, şefkatli validemden yediğim bir şamardan, tokattan sonra tekrar onu kucağına atlamamdır. Ben bunu çok gördüm. Vuruyor. Tamam mı? Babası tak annesinin kucağına. Kendisi onu git babana diye tekrar buraya geliyor. Yani ondan daha lezzetlidir. İnsan korktuğundan hep kaçar. Allah hariç. O zaman olayları bizi de korkutuyor. Depremler bizi de korkutuyor. Kanser bizi de korkutuyor. Ölümler, yok olmalar, zulümler bizi de rahatsız ediyor. Ama onu yorumlayınca ruhta rahatlık oluyor. Ama yorumlayamazsan şöyle diyorsun. Keşke. Keşke olmasaydı, keşke tanışmasaydı, keşke gitmeseydi, keşke hasta olup evde otursaydı, keşke depremde dışarıda otursaydı, keşke biter mi? Bütün keşkeler yüklenir. Peki çare mi bu keşkelerin çoğalması? Buhranına sebep değil mi? Tam tersi çare. Yani çıldırıyorsun. Keşke ben çoğalım. Hayır. Mesela bir olay başımda geçti. Hani o var ya bu bunun çıkışında ne diyorlar ona? Orada depreme gitmiştik. Aynen. Kaynaştı. Kaynaştı, kaynaştı. Gittik ikinci depreme. İçeride insan var dediler. Hakikaten öyle ses. Şu gibi bu gibi o der. Gene sen girersin. Biz de korkuyoruz ama. Yani bir hem öyle bize bakıyorlar. Ona dedik böyle mut gideceğiz yani böyle. Başkasının adına değil. Allah adına, Allah'ın kullarını sevmek, kurtarma adına inşallah dedim, gireyim. Kolam var ya kolam, anlatmıştım. Girdim, kafam girdi. Omuzum da kurtardı, girdim. Sürtüne sürtüne girdim. Şu bel var ya bel. Bel biraz boşluktur, biliyorsun sırta göre. Tam oraya geldim, affedersin, kıçın. Orayı zorlarken artçı deprem oluyor o an. Allah bak bana ne yapıyor. Yoksa orada kafayı yersin tabii. O kolon var ya kolon. İniyor. Ama ne kadar iniyor. Tam o belim çukuru var ya tam oraya oturuyor. Tam da değil biraz soyuyor tabii.
karnımı da boşluğunu içeri alacak kadar yere yapıştırıyor. Ama böyle kaldım. Çünkü beden aşağı koparacak. O anda bütün hayatın geliyor. Diyorsun ki Allah adına girdin. Allah var. Aynı konuşuyorum. Allah var. Sahipsiz değiliz. Bu hayat bana bakan birdir. Allah'a bakan 99'dur. Gemiye yükünü bırak. Tevekkül et. Sen buraya menfaat için girmedin. Yani hep gidiyorsun. Tak tak tak. Eğer kendimi koversem, motive etmesem, eyvah, bitti. Eyvah, ne olacak acaba? Devam edecek mi? Keşke girmeseydim, keşke aptallık yapmadım, keşke gelmeseydim. Keşke de çoğalmayacaktım. Daha panik, daha bitirecek. Sonra kalktılar aşağıma. Kazana kadar onlar da endişe etti falan. Ondan sonra çıktık ama o anlık oluyor. Şimdi niçin anlatıyorsun? Korku var. Ama dediği gibi tatlı bir haf var. Korku ama. Mesela bir tane Müslüman vardı yanımda. Trabzon'dan geliyor uçakta. Uçak da çok fena oldu ama. Çok fena oluyor. Giresun'dan aşağı inerken oluyor. Oradan inmeye başlıyor. Aşağı doğru Trabzon'a iniyor. Ama bir pas geçti. Düşünün uçak. İki defa pas geçti. Karda. Yani pislik. İnemedi yani. O kadar tehlikeli bir şey dönem. Çok az rastlamıştım. Yani Giresun orada yani acayip çöktü. Yanındaki adam dedi ki, ey Allah'ım unutma, geliyorum artık sana. Sanki ondan dışında mı gidiyorsun? Geliyorum artık Allah'ım. Şimdi bana döndü, gidiyoruz değil mi galiba dedi. Dedim yok merak etme. Neyi merak etme gidiyoruz kardeşim. Dedim ki bak, Müslüman ya, ben de teselli buluyor. Takkeliyiz ya. Bak dedim, eğer bir lokma senin piste, evde rızkın varsa ölmeyeceksin. Ama eğer hakikaten rızkın yoksa hiç kimse seni tutamaz. Doğru söyledin. İstersen doğru deme. O anda ne çare? Hadi söyle. Hiçbir çare yok başka. Teselliden başka. Sonra mahbub bir mazbet içinde garip şeyleri seyir ve temaşa ediyor. Ben de olayın içindeyim. O da depremde. Ama ikimiz de girdik. Ben böyle yorumluyorum. Ötekisi keşke. Evladını kaybedemeyen insan düşün. Keşke yola çıkmasaydı. Keşke bir saniye sonra çıksaydı. Keşke bir dakika önce gitseydi. Bilmem değil mi? Hep keşke diyeyim. Ama iman eden men amene bil kader emine miner keder. Hele amansız hastalıktan ölenler, depremde ölenler, yananlar, suda boğulanlar, imanı varsa, İçkisinden, kumarından, zinasından hiçbir şey hesap yoktur. Öyle yazıyor hastalar risalesinde. Peki cennet. Peki ona diyor mesela o 3 yaşındaki çocuğu geçiyor. Şimdi bu cennete gidiyor. Bu ama diyelim ki olay olmadan önce böyle yorumlayamayız. Ama olay olduktan sonra bu dünyada yaşayanların ruhları önemli. Giden gitti. Gidenin arkasına gidilmez. Nasıl yorumlayacaksın? Yani bu yaşasaydı bu, imtihana tabi olacaktı benim. İmanını kazanma veya kaybetme. Ama şu anda garanti bir şekilde zahiri şeriata göre kazandı. Onun delisi olan bir abi var ya, böyle şey, zaten öyle şey. Dedim ki bak aşireyim o beşire gibi bir çocuğun var. Sana çocuk da sana yardım edecek. Dünya cihetiyle sıkıntı çekiyorsun ama akıl fedaisi, akıl nimetinde mahrum bir çocuğun var. Ama bu aşiri mübeşşere dünyada cennetle müjdelenmiş çocuk. Dünyada cennetle müjdelenmiş. Cennete gidecek. Delinin dini yoktur. Fıtrat imanı vardır. Fıtri imanı vardır. Hani bulut çağına kadar gelen çocuğu Müslüman ya önce. Ha, bu garanti cennet mi? Garanti cennet. Benim garantim mi? Değil. Ha, bu işte garanti ama. Doğuştan olan ama. Sonra içki içmiş bilmem şey gayri ihtiyar kendi iradesiyle yaptığı hatadan kafayı bir yere vurdu, trafik kazası geçirdi, bilmem ne yaptı, onlar değil. Gayri ihtiyari kendisi çıkartan binadan düştü de bir şey yapsa gene onlar da. Aşere-i Mubeşere. Cenab-ı Hak o dönemden sonra ne zaman deli oldu? Ondan sonra ihtiyarsız deli olduğundan hesap yoktur ama ondan öncesi var gene. Ama doğuştan böyle menecikle geçirmişse hiçbir hesabı yoktur. Garanti cennettir. Peki bizim ihtimaldir. Sonsuz bir hayatı kazanma veya kaybetme davamıza, omuzumuza açılmış. Omuzumuza konmuş yani. O kazanmış. Daha ne üzülüyorsun kardeşim? Ha tamam. Ya ne üzülmeyeyim?
Sana olsa ne olur? Tamam, olay olmuş. Olsun mu olmasın mı diye teklif tercih yazmıyorum ben. Olanı yorumluyor. Tamam, senin gibi yorumlayalım. Ne karın var? Neye yapayım peki? Ben gidiyorum. Tekrar o tiksiniş yapıyoruz. Dünyayı nasıl yorumluyor? O bedbaht, vahşet ve mevzusiyet ve kimsesizlik içinde azap çekiyor. Öyle değil mi? Vahşet ruhu anlatır. Ruh azap içinde. Niçin? Çünkü ümitsiz. Ne çabuk ümidini ve imanını kaybediyorsun kardeşim? Allah'tan ümidini ancak kafirler keser. Öyle diyor Cenab-ı Hak. Niye ümitsizsin kardeşim ya? Niye basit bir şeyle hemen ümidini teslim ediyorsun? Bak, kimsesiz misin sen? Kimsesizlerin kimsesi, bütün kimselerin sahibi olan Allah'tır. Sen kimsesiz olduğunu mu zannediyorsun? Sahipsiz olduğunu mu zannediyorsun? O ki ben bugün dersten önce anlatmıştım. Başı büyük Kartal Hastanesi'ne gitmiştim. Yeni gelenler için söylüyorum. Düzelmek için koğuşta değilim. Azabı dinsin diye yatan koğuştayım. Hepsi ölümün adayı. Ölümün bak. Başı büyük. İçen hafta. Yaptığımı da anlatacağım. Siyasta bağlamış bilmem ne yapmış buraya gelmiş. Şişiyor, basıyor bilmem balonla. Vallahi orada iken bile azap çektim. Çıktım dışarıya, çamlar vardı. Şöyle yaptım. Oh be yarabbim. Allah'ım cihazsız nefes alıyorum. Sana ilk işim yarabbim. Malkede'ye aşağı indiğim zaman iki rekat namaz kalacağım. Sipşim yarabbim dedim. Rahat nefes aldığım için, bana aldırttığın için, sana ham ve şükür için namaz al. Ama ve subhanallah ya. Oh be. Nefes alıyorsunuz, farkında mısınız? Çoğu insan yaşadığının farkında değil. Ne nefesi? Kardeşim yaşıyorsun biliyor musun? Varsın, var. Ama ehalet iledi beni yani. Bir hastalık tesiri bende şimdi. 15 günde bir Bakırköy'e gidiyorum akıl hastanesi. Zeki bunu onda tanıya yakın. Zaten bazen ineliyorlar. Fazla gitme, takılıyorsun zaten. Belli oluyor ki. Hep silahı takılıyor bazen. Nimet için gidiyorum. Onlarla sohbet ediyorum. %20'sini acizane tespitim o tarlada dolaşırken erva-ı habisinin musallat olduklarını görüyorum. Ama neresinden el atacaksın? Çünkü bazıları gelip beni okşarken deli alıyor bunu kafasına koyuyor, kafamı öpüyor, oturuyorum onlarla, ilgileniyor, bir şey yapıyor, bakıyor bana, ağlıyor. Bazısı da küfür ediyor, taş atıyor bana. Ondan sonra kaçıyor oraya, diyor, gösteriyor, anlıyorum ki erva habise bu. Benimkiler çakıyor, böyle sinyal vuruyor ona, anladın mı? Ondan sonra küfür ediyor, hiçbir şey, millete şaşırıyor, bu adam kim? Diğerlerine biliyor musun? O da bir doktor, diyor ki, beyefendi siz hocam mısınız? Hadi abi, dedim, nereden çıktı bu adam diyor. Biraz biz de şüpheleniyoruz, Müslüman evladı doktor. Bu adam diye biraz dedim şüpheleniyor da dedi. Senden bu kadar korktuğuna göre dedi. Senin onun zıttı vardı belki. Ya nefes alıyoruz. Elhamdülillah. Yine geçelim şeye. Demek ki yorumlaması bak vahşi, vahşette kalmış, ümitsiz, kimsesiz. Peki Müslümana bakalım. Ünsiyetli. Olayları aşılı. Olaylara aşılı. Yani çocukken aşı veriliyor, mikroptur. Üşüdünüzse kapatalım. Yok, iyi. Ha. Mesela niye aşı mikroptur? Daha iyi bilirsin sen, alakadar olduğun için biliyorsun. Aşı mikrop veriliyor adamı. Ta ki bunu tanısın, aşivlensin. Bunun daha büyüğü babası gelince mikrop, bu arşivde bunun çaresi formülü olsun diye. Misal. Dolayısıyla biz Müslümanlar zaten sohbetlerde, kitabımızda, hadis-i şeriflerde, büyük zatların menkibelerinde aşılanmışız zaten. Olayları yorumlamaya. Dolayısıyla ünsiyet var. Öyle bir anda rastladığımız bir olayı zaten biz biliyorduk. Öyle ummadığımız bir şey değil. Allah'la nereden çıktı tombala bana diye değil. Var zaten öyle. Dolayısıyla onu evet ilk önce hazmetmesi zor oluyor ama böyle isyan tarzında, kendini kaybetme tarzında yaratılış gayeni unutur tarzına getirmez. Ondan sonra der ki, kadere iman eden, gam ve kederden emin olur. O verdi,
O aldı, yapan olur. Biz yani sahipleniyoruz yalandan yani. Sahibi o yani. Yani dünya hayatı için sahipleniyoruz. O mal onun. Sonra başka ne düşünür? Ümitlidir. Ötekisi ümitsizdir. Ötekisi kimsesizdir. Bu iştiyaklıdır. Yani cennet anlatılınca cennet işte şöyle diyor, iştiyakımız olmuyor. Cennet bir anda değil mi? Böyle alemleri anlatılıyor. Yani demiştin ya abi ilk cennete girdiğin insan bir rivayete göre 40 yıl bir ilk gördüğü meyvesine cennetin 40 yıl böyle bakacak. Şimdi o hadiste böyle anlatılıyor. Ve dünyada bunu duydun, yaşıyorsun. Bunu duymaya nasıl yaşarsın? Cennete daha giren böyle 40 yıl kalırmış, aptallaşırmış. Cennete ilk bakışın şuymuş. İlk. Hayatında kaç yaşında gördün? 57. Hayatının tümü içinde müsbet adına, güzellik adına, rahatlık adına, refah adına ne gördün, ne tattın, ne hissettin, ne zevk ettin, ne fikrettin, hepsini topla. Paket yap, ruha koy, ilk basama budur. Ömrünün tümünün hep müsbet, neşe, gülmelerin, saadetlerin, refahın, yani müsbet adına zevk ettiklerinin tümü, lezzet aldıklarının tümü bir anda paketleniyor, sana veriliyor. Cennete ilk bakışın bu. Bir an bir ana benzemiyor. Bir an bir ana benzemiyor. Sonraki an öncekisinin hiç alakası yok. Hep yukarı. Hep yukarı. Şimdi bir an bu. Bu anın. Öteki an değil. Kapatabilirsin. Şimdi böyle kalır der hadiste Allah Resulü. Tam 40 yıl geçer bir münadi gelir. Çünkü manzara aynı değil ki. Münadi ya hizmetçi. Ey Allah'ın kulu. O da acayip. Cennetin bütün güzellikleri onda. 40 yılda o da. Hızır abi dedim. Hızır abi bunu bize anlatırdı bize de. Hızır abi dedim çamaşır ipi gibi, çamaşır ipine takılan çamaşır gibi. Kalıp takılır daha cennete giremedik dedim. O diyor kafası 120 sene ben saydım diyor. 40 3 tane 40 oluyormuş. 120 sene daha giremiyorsun. Denne nasıl 120 sene? Der ki ey münadi, ey Allah'ın kulu, Allah'ın bunca nimetlerini nasıl hala unuttun, daha neler var, daha ne var dermiş. Alırmış şeye, bir tane takdim edermiş. Ondan sonra bir güzel ses eder, derken 43 tane 40 oluyor. Ondan sonra giriyor. Ondan sonra zaten ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne insan aklı ve kalbindeki hayal veya vehimini, hayalini tasavvur etmiş, düşünebilmiş. Neyi düşünüyorsanız ne cennettir ne cehennemdir. Cehennemin anı da nasıl başlıyor? İlk an, ilk çizgi. Böyle at kuyuya öyle değil. Hayatındaki elem, keder, dert, keder, tasa, buhran, bunalım, depresyon, sıkıntı, azap, elem, acı, moral bozukluğu, can sıkıntısı, yedin yumruk, yedin laf, ne varsa negatif an, topla, paket yap. İlk an bu. Değer mi? Değer mi? Peki bizim alakası var mı? Yoktur. İnşallah. İnşallah yoktur. Bizimle niçin yoktur? Allah'a üstü zannedin diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ne halde olursan ol kardeşim. Ben senin haşa cüretlik vermiyorum sana. Hangi halde olursan ol, Allah'tan ümidini kesme. Allah'a hüsnü zannet diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ömründe bir defa ya şu hüsnü zannet. Allah beni affedecek. Allah beni affedecek. Buna bir kere inan. O sen kullanacaksın onu. Cehenneme bile götürürken hadiste geçiyor. Münadi sağda solda. Zebani götürüyor. Kul bakarmış o. Hiçbir şey yok. Allah ya bize anlatıyor. Allah duruyor Peygamberimize. Ey diyor meleklerim. Ey vazifeli, neye bakıyor diyor, ona sorun diyor. Nereye bakıyorsun diyor, duymadım. Ben diyor, Allah'tan her an size emir gelmesini bekliyorum. Ne emir gelecek diyor, ben Allah'ı böyle bilmiyordum diyor. Ben Allah böyle bilmiyorum. Allah beni affedecek. Ben bu kadar günah olsun. Ben diyor, her şeyimle geldim ama Allah'ım
affetmesi çok büyüktür. Ve kul dermiş ki Allah benim günahımı affetmekten aciz değildir. Allah benim günahlarımdan daha büyüktür. Gazabı rahmetinin daha büyüktür. Dermiş ki Cenab-ı Hak bırak onu okuyun cennette. Allah her vesileyi affetmekte kullanıyor. Bir defa işte zannet ki bakatına. Allah beni affetecek kardeşim. Ben böyle inanıyorum. İnanamıyorsak da ya Rabbi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine şu dersin hatırına Allah'ım inandır bizi bu üstü zana ya. Bizi üstü zannettir. Amin diyebildin mi kardeşim? Ne mutlusun. Bahtiyarsın. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki tövbe muvaffak olan aftan mahrum olmaz. Allah'ım kusurlarınızı affeyle. Amin değil mi? Amin. Bakın bir daha söylüyorum. Eğer Allah affı murat etmese sana tövbeyi nasip etmez. O ki sana tövbeyi nasip etti, aftan mahrum olmayacaksın. Bunu kullanacaksınız. Ve böyle inanmanın da dünyada hiçbir zararı yoktur. Karı vardır. Rahat ol. O aleme gidiyoruz. Alem değişiklik. Yani şurada nice alemler var. Aşk burada, küs burada. Zannetmeyin ki ben daha bu köye, bu memlekete gelmeyeceğim. Bu alemler, o alemin bir parkıdır, park. Geçip yeri, geçip bulur. Ama fazla gelmeyeceksin çünkü zamanın olmayacak. Veya o kadar şeye inmeyeceksin. Öyle bir alemlere gidiyoruz. Efendim, iştiyak içinde insan telezzüz eder. O bedbaht, şimdi ötekisine şey yapıyorum. Geçiyorum. Birkaç tane madde kaldı bitiriyorum. Kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus hükmünü görüyor. Canavarlar ne olabilir bu dünyada? Kanser, verem, trafik kazası, denize boğulmak, uçaktan düşmek, ne varsa. Birisi mermiye muhatap olmak. Geçerken, geçen anlattılar, adam rüzgar esiyormuş Erzurum'da. Soruyorlar ne oldu? Rüzgar şeyi uçuruyor, kilometre gidiyor adam. Tak yanlamasına geliyor. Neresine düşüyorsa kafa gidiyor. Nasıl yorumlayacaksın? Keşke gitmesiydi, keşke çıkmasıydı, keşke rüzgar esmesiydi. Keşke bilmem keşke değil mi? Bir sürü keşke yani. Yani bu keşkeleri yani inşaatçıların kullandığı maske mi takacağız kafamıza ömür boyu? Başka yere düşerdi kardeşim. Bu nedir? Tamamen kadir ilahinin hükmü. Tamam. O kardeşim ne yaparsa ben mi öğreteceğim ha? Tövbe tövbe yani. Allah ne yapacağım ben mi söyleyeceğim ya? Ve baktıysan ben kızıyorum. Abi öyle yapma sen öyle demesen. Ne iş yapıyorsun sen dedim. Hiç unutmuyorum. İskenderun'da. Ben demir çelikle karışım. Oğlum senin kafan, senin kafan oldu demir. Kime ne diyeceğini bilmiyorsun. Benim işimi bana söyle. Keşke daha iyi bilsen de söylesen. Tamam. Senin işin demir. Bir tanesi sana gelip dese ki orada neydi? İşte ustabaşıymış. Ya senin işin alakalı olmayan bir adam gelip dışarıdan dese ki demir öyle olmaz bilmem. Kızmaz mısın? Kızarım. Sen tüfeğlisin dışarıdan istifade ediyorsun. İşin içindeyim ben. Sen bana diyorsun ki onu böyle yapmasaydım şöyle davranmasaydım. Ben de kızarım ama kızmıyorum ya. Çünkü cahil görüyorum seni. Şimdi bunun için söylüyorum. Haşa Allah ne yapacağını ben mi öğreteceğim? Ben mi hatırlatacağım? Dua ederken ona yakarış gibi gözüken buradan ayrılıştır. Buradan sıyrılmaktır. Arınmaktır. Tamam mı? Kasafi etmektir. Ruh çekirdek yapmaktır. Bu dua da 99 sana bakıyor kardeşim. Allah'ı hatırlatmıyoruz. Ya Rab bana bunu ver. Unuttum galiba bana bunu verecektin. Değil o. Dua da sıyrılma var, arınma var. Tamam mı? Tasafi etme var. Kendini tanıma var. Dua bir aynadır. Kendini görmektir. Kendini fark etmektir. Tamam. Tanıma şeyin serüvenidir yani. Neyse onu girmeyeceğim. Kendi vahşi canavar ucuna maruz mahpus hükmünü. Burası mahpus değil mi kardeşim? Ne maddi geçmişe geçebiliyoruz, ne geleceğe geçebiliyoruz. Var mı bir anın bir ileri gerisi? Yok. Hapishane değil miyiz? Bak bak başka hapishane söyleyeceğim. Şu anda dünyadayız. Dünya neresindesin kardeşim? İstanbul, orada şu. Şu anda burada değil misin? Ne evdesin, ne bahçende, ne arabandasın. Bu bir hapis. Ama ruhumuz bunu mu istiyor? Ruhumuz bir anda her yerde olmak istemiyor mu? İstemeyen var mı? Her çeşit lezzeti her an yapıp alışmamak yok mu? Ama yok.
Bir anda her yerde olmak isteyen bir ruh, bir yerde olması azap değil mi? Başka bir hapishane söyleyeceğim şimdi. Buhran ve bunalım senin hapishanen. Zanların hapishanen. Vesveselerin hapishanen sıkıştırmış sizi. Zanlar var ya zanlar. Hapishane duvar değil. Medrese Yusufiye'dir o duvar. Hapishane burada arkadaşım. Burada, burada. Güneşin altında güneş vursun sana. Kafa içi karanlık. Ne olacak ki güneş? Zanların var ya suizan, vesvese. Mesela o şöyle düşünüyordur. O bana böyle bakıyordur. Allah bana beni unutmuştur. Sen unutur mu Allah? Allah'ta unutkanlık denen bir şey olur mu? Allah'ın rahmeti büyüktür arkadaşım. Neyse. Bu senin yanlış düşüncelerin, vehmini söylüyorum, seni hapsetmiş küçük kafaya. Bu duvarın içine sokmuş. Buradasın. Çık buradan yahu. Çık. Buradasın arkadaşım. Dolaşmayla dolaşmıyorsun. Hala buradasın. Oraya gidiyorsun, oraya gittim zannediyorsun. Buradasın, bir yere gittin yok. Buradasın. Çık buradan. Nereye gideceksin kardeşim? Kalbin ve ruhun daire hayatına gir. Ümit ettiğin, zannettiğin dünyadan daha büyük bir alemi göreceksin. Sıyrıl yahu. Derslerde sıyrılıyorsun. Ha işte şu anda yaptığınız. Şu anda gelmeyle ne yapıyorsun? Getirin kafayı. Kafa çekirdektir arkadaşım. Tohumdur, yumurtadır. Döndün bu ortama. İslam'da semboldür bu kafa. Ağaçlar, yani bizim bildiğimiz, zannettiğimiz ama ağaç ama orada kökü aşağıda değil, yukarıdadır. Şeceri Tuba da öyledir. Şeceri Tuba, cennet ağacı, cennet onun kolları, çekirdeği yukarıdadır. Dallar aşağıdadır. Kafa o çekirdeği anlatıyor. Dal budak budur. Analarının ayağı altındadır derken o ağacın meyvesi anadır. Bu çekirdeği bu kafanın altındadır. Semboldür. Kadın şeceri tubadır. Üretendir, verendir, iman edendir. Şeceri tubadır. Kadın boyuttur, koridordur, holdur, tüneldir. Alemi şehadeti, alemi gayba bağlayan bir koridordur. Geçit alanıdır. Kutsi bir varlıktır. Bak bakalım vücudu hiç dünyaya bakıyor mu? Sana hiç bakan tarafı var mı? Hep evlada bakıyor. Hep doğuma bakıyor. Hep nesli büyütmeye bakıyor. Kutsi bir varlıktır. Hislerine bak bakalım. Kuşatıcıdır. Aftır. Engindir. Derindir. Ufuk insanıdır. Gömendir. Kaybedendir. Toprak gibi. En pislikleri bile çürütendir. Toprak. Kadın da öyledir. Acayip bir varlıktır. Benim tuhafıma gidiyor zaten onlar. Ve Allah'ın emanetidir. Allah'ın sana verdiği kutsi bir emanettir. İslam'ın verdiği şu şerefe bak. Değere bak. Yüceltmeye bak. Yani gaybı şahadete bağlayan bir koridordur. Tüneldir. Bağlantı yeridir. Onunla o koridorla buraya geliyorsun. Gelen gelmesi ne kadar kıymetliyse onu getirmeye vesile olan o kadar değerli ve şerefliliktir. Çekirdek dal budak salmış meyve ayak altındadır. Çekirdek yukarıdadır. O koridoru anlatıyor. Yoksa bizim yürüyen anamızın ayağı altında değil bu. O dinikum dinaykum kubletikum nisaykum o Muhyiddin Arabi Şam'da dediği şeydir o. Aha diyeceksin ki niye? Sabun kullanıyor kardeşim. Kafa çekirdektir. Kafa rahimdir. Meydendir. İsa'yı doğuran yerdir. Döllenen yerdir. Kelam ruhullah'dır. Ayettir. Kur'an'dır. Bak kulağın zarı yırtılıyor mu sesimle? Hayır. Ses buradan giriyor, zar bozulmuyor. Dölleniyor. Kafa meylem. Zar rahim bozulmuyor. Ruhla Cebrail aleyhisselam dölüyor. İsa meydana geliyor. İsa diriltendir. O köylüleri diriltti, sonra ölecekti. Niye diriltti? O değildir tabii. O da göstermeliktir. İsa ne yapar? İsa'yı doğuruyorsun. Meylem olursan İsa'yı doğurursun. İsa da
marifettir, muhabbettir, lezzettir, ruhaniyattır, karşı diriltmektir. Ya, ne kadar? O zaman meylem süreci meğer senin kapanmış yahu. Meylemde biliyorsunuz ID bozulmadan döllenmiştir. Bozulmamış. Döllenmiş. Doğurmuş İsa'yı. Ne yapmış bu İsa? Ölüleri diriltmiş. Sen de ölü gönülleri dirilt. Kupkuru çöl topraklarına hayat ver. Başta kendi. Efendim? Başta kendi. Evet. Diril kardeşim. Diril. Ki diriltesin. Başkasını kurtarmaya gibi derdi olmayanın kendisinin kurtulma da derdi de yoktur. Başkasını kurtarma gibi bir derdi endişesi olmayanın kendisinin de kurtulmak gibi, kurtulayım gibi bir derdi ve endişesini taşıman insandır. İsa bu. Son şeyi okuyalım. Ötekisi vahşi nasıl bakarmış? Canavarların hücumuna maruz. Nereden gelecek mikrop? Nereden kanser gelecek? Nereden deprem gelecek? Nereden ölüm gelecek kardeşim? Her an bekliyoruz ya. Böyle yaşanıyor mu? Yaşanır mı ya? Ötekisine bakayım. Bir aziz misafirdir. Ki misafir olduğu mihmandar ikilimin aziz hizmetkarlarıyla ünsiyet edip eğleniyor. Şimdi bir böyle bakıyorsun. Bir de ben misafirim. Kimin kardeşim? Bak başıma geleni anlatayım. Hem teneffüs ettireyim. Hacı gidiyorduk. Leyanlı'dan geri döndük. Kara. Arabamızda 4-5 kişi var. Kartal. Kış. Hatay. Maraş. Sivas. Tam oradan giderken gece yarısı. Kar. Üste var ama altı merguzmuş. Neyse bizim şoför. Hop araba. Hop tak tak. Taklatmadık az döndük. Akis koparttı. Gece saat 12 civarı. Ama nasıl esiyor biliyor musun? Ses şöyle. Rüzgar yani. Kıyamet koparıyor. Bir baktık ileride ışık bir köy var. Bir şey anlatacağım. Neyse ya donacağız. Ya arabayı yakacağız. Donmayalım diye lastik bir şey. Ya da köye gideceğiz. Köy işte dize kadar, kah göbeğe kadar dayandık. Mesela hadi biraz da dayandık. İstanbul önemli değil. Orada kuracağız. Neyse köye teslim olduk. Köyde hepimizi paylaştılar. O başka eve, o başka eve. Allah razı olsun. Çerkez bir köy. Allah razı olsun. Çok seviyorum Çerkezleri. Ayakları başımın üzerindedir. Bu olaydan değil ama bu insanlıkları böyle bilmiyordum. Bir tanesi değil, iki tanesi değil. Adam şimdi biz odayı gösterdi. Adam ne dedi biliyor musun? Şuraya bak. İster yıkanın, ister yıkanmanın. Aha banyo dedi. Yemek yedi. Aha da yatağımız. Burada diyor, biz Çerkeziz. Bize teslim oldunuz. Herkes ayrıldı. Namusunuz, canınız, paranız emniyettedir. Bize bir şey olmadıkça size hiçbir şey olmaz. Biz ortadan kalkmadıkça size zeval yoktur. Rahat yatın. Allah Allah. Bakın, bu bana iş anlatmak için söylüyorum. Bir güven vermedi mi? Rahat oldu değil mi? Ama hadi yatın. Falan şüpheli şüpheli davransa, kapımızı da kapatsa. Sabah uyuyamayız değil mi? Tetikte otururuz. Şimdi sen bu dünyada bulunuyorsun. Allah diyor ki peygamberiyle. Rahat olun. Hayatınız, namusunuz, canınız, malım ki malınız zannettin. Olsun seni zannettin. Bütün amellerin, emanetin banadır. Benim misafirimsin. Sen kimsin? Ben bütün kainatın sahibi ve senin ustan ve sanatkarın. Allah'ım, teslim olmaktan gelen rahatlığı düşünün. O adamın bana bu sözleri, ki doğru olma ihtimali büyüktür, sana yanlış ihtimal az. Ama hayatında hiç yalan olmamış bir insan söylüyor bunu. Allah'ın söyle, beni diyor vekil etti, sana böyle dememi söyledi diyor peygamber. Peygamber. Allah böyle diyor diyor. Siz benim misafirimsiniz diyor. Allah diyor. Kimin misafiriyiz? Allah'ın. Kırpma kardeşim.
Ha, böyle bakıyor. Ötekisi nasıl bakıyordu? Vahşi canavarlar nereden gelecek? Camdan mı çıkacak? Evi mi kıracaklar? Ona nereden basılacak? Tepeden mi gelecek falan? İsrail casusları gibi bir yerde mi girecek? Kimyasal bomba mı atacaklar? Endişesi yaşamıyoruz. Tamam kardeşim. Ama ikisinde dikkat edin. Ecel, ölüm değişmiyor. İkisi de aynı şekilde öleceksiniz. Yani ecelin aynı. Ama ölmeden önce bu psikolojiyle yaşamak veya bu psikolojiyle yaşamak. Hem o bedbaht zahiren leziz, manen zehirli yemişleri yemek azabını tacil ediyor. Zira o meyveler lüminelerdir. Tartmine izin, tartmaya izin var. Ta asıllarına talip olup müşteri olsun. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. İzah etmiyorum çünkü zaman geçti. Şu bahtiyar ise tadar, işyanlar yemesini tehir eder ve intizar ile telezzüz eder. Dünyadaki hadise. Şu bedbaht, bu taraf, kendi kendine zulmetmiş, gündüz gibi güzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti, basiretsizliğiyle kendisine müzlim, zulümatlı, karanlıklı ve zulümatlı bir evham, bir cehennem şekline getirmiş. Ne şefkata mustahaktır ve ne de kimseye şekva etme hakkı vardır. Yani bu zahirdeki olayları yorumlamaktan ortaya çıkan halet-i ruhiyeleri sıraladı. Zaman geçtiği için son şeyi izah etmedim. Yani bu adam merhamete layık değildir. Niçin değildir dedi. Er-razı bi zararla yenzerüle, zarara rızası ile girene merhamet edilmez, lehine bakılmaz. Tamam. Sana bunlar söyleniliyor. Kardeşim kulak ver. İnan senin lehinedir, aleyhine değildir. Hiçbir kayıp ihtimali yoktur. Kayıp ihtimali yoktur. Dünyada çok da rahat yaşarsın. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemine. Fatiha tümassalavatum.